Yaşama sanatından herkese kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Sanat Fakültesinden, Seramik Bölümünden sevgili Mümine Özdemir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasıl? Gayet iyisiniz. Programa başlamadan önce sevgili Mümine Hanım şey diyordu, aslında birazcık heyecanlıyım, nasıl olacak diyordu. Gayet rahat gördüm sizi. Hala var ama bugün biraz. Bugün bir konumuz daha vardı ama tabii ki annesinin rahatsızlığından dolayı çocuk doktorumuz vardı. Sevgili Figen Hanım, ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah Allah şifa versin annesine. Hayatımızın içerisinde bazen bir anda bir şeyler yaşayabiliyoruz değil mi? Evet. Hiç ummadığımız bir anda. Hiç beklemediğimiz anda böyle özellikle ebeveynlerimizin sağlık problemleri karşımıza çıkabiliyor. Sevdiklerimizi kaybedebiliyoruz. Her şeyin de başı sağlık Yani aslında. evet, aslında her anımızın ne kadar değerli olduğunu anlamak için kafamıza sürekli evren vuruyor ama biz hep unutuyoruz 5 dakika sonra. Niye acaba böyle Biraz bu kadar zaman unutkan sonra. olduk ya da sürekli bir şeyler mi yaşamak lazım insanların bazı şeyleri unutmaması için? Ya da ne bileyim hatırlatmak mı lazım işte sosyal medyada olsun? Bence şey diye düşünüyorum. İlkokul çağlarında aslında o eğitimin içerisinde yaşamın aslında kısa bu süreç içerisinde hep hayallerinizi gerçekleştirin mesajını aslında öğretmenlerimiz çok vurgulasa herhalde onu. Bazı şeyleri çok vurguluyoruz ya, bunlar da vurgulansa aslında değil mi? Evet. Yani bir matematik problemi kadar, formülü kadar bu da aslında çok önemli diye Hatta düşünüyorum. belki bir matematik probleminden çok daha gerçek, yani gelecekle ilgili bildiğimiz şey, tek şey neredeyse yaşamın bitecek oluşu. Değil mi? Gelecekle ilgili bir sürü varsayım yapabiliyoruz ama tek bildiğimiz şey yaşamın bir gün bitecek oluşu. O yüzden aslında her anı, her şeyi, saniyeyi hayallerimiz için çalışarak ve iyi işler yapmaya çalışarak geçirmek lazım diye düşünüyorum. Bir sınava başlıyoruz. Birinci sorudan başlıyoruz işte, tamam belli soruları atlıyoruz belki. Ama sonrasında o sınav kağıdını veriyoruz. İşte hayat da böyle bir şey. Başlıyorsun, neleri yaptın, neleri gerçekleştirdin, kendine daha çok zaman ayırdın mı, sevdin mi, insanları kırmadın mı, hak yedin mi, yemedin mi, neler bırakabildin, neler armağan ettin insanlara. Sonrasında o sınav kağıdını veriyorsun. Burada da aslında o sınav kağıdını bir şekilde ölümle vermiş oluyorsun. Hani bu kelimeyi çok sevmiyoruz aslında. Hani ben bazen kızıyorum. Niçin kaçıyoruz acaba bu kelimeden? Yani sonuçta gerçek olan bir şeyden insanlar doğumla karşılaştığında o bebeğin gülümsemesinde bir mutluluk duyarken bu bir gerçek. Evet. O bebeğin dünyaya gelmesi ama bir gerçek daha var. O da ölüm. Bu kelimeyi çok sevmiyoruz. Kendimize toz kondurmuyoruz. Yok ya ben Evet. ölümsüzüm falan gibisinden Ama böyle. oysa doğumu karşılayabildiğimiz hoşluk da ölümü de karşılayabilme becerisini gösterebilmemiz lazım. Evet. Ama bunu yapamıyoruz tabii. Şimdi Neyse. Biz bakalım sanat konusuna değinelim birazcık. Evet. Seramik özellikle. Aslında çok güzel bir bölüm seramik. Seramik yani hani güzel sanatlarda okuyan öğrenciler yeğenimden biliyorum. Siz de tanıyorsunuz. Sevgili Sağdan buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Sınavlara girdiğinde, Hacettepe sınavlarına girdiğinde değil mi? Bir seramik oluyor, bir sınavlarında resim üzerine, bir de grafik tasarım mı? Belli bir şeyleri alınıyor. Sonrasında bir bakıyorsun hangi yönde başarılıysan herhalde değil mi bu alanda? Şimdi ben Hacettepe Üniversitesi'nden mezunum ancak Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmedim lisansa başlarken. 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavına girdim. Ve benim çocukluktan itibaren hep peşinde koştuğum bir şeydi. Seramiği öğrenebilmek, seramik yapabilmek. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girerken de önce bütün fakülteye genel bir desen sınavı, insan figürü çizimi yapılmıştı. Sonrasında her bölüm için öğrencilerin tercihine göre, yani seramik bölümü tercih ettiyseniz, ilk aşamayı geçenler tercih ettikleri bölümlerin yetenek sınavına giriyorlardı. Ve orada o istedikleri bölümün sınavını geçebilirlerse eğer sınav sürecinde ilerleyip sonraki aşamaya geçebiliyorlardı. Yani birileri size demiyor bazı okullarda
ki sınavlarda sen seramiğe yeteneklisin, sen resime yeteneklisin gibi bir ayrım. 9 Eylül'de öyle. 9 ama Eylül'de yok ama Hacettepe'de evet, evet farklı bir yol resim izleniyor. Resim için girmişti Sadık. Hı hı. Bir baktık ben hatta şey dedim, abla dedim ne alaka dedim, seramik nereden çıktı dedim. Hani bir seramiği hiç düşünmüyordum. Hı hı. Demek ki dedi seramikte daha yetenekli. Ki gerçekten çok iyi bir şey yapmışlar. Evet. Yani hani bir bakıyorsun şu anda gerçekten de çok güzel şeylere imza atıyor. Ha, demek ki. Evet. Onu artık bir şekilde tekniklerden mi anlıyorlar, yaptığı şeylerden mi anlıyorlar? Çizgisindeki karakterden bile onu o tür şeyleri almak mümkün. Tecrübeli hocalar tabii baktıkları zaman bu öğrenci heykele yatkın, bu öğrenci grafiğe yatkın, bu seramiğe yatkın gibi ayırabiliyorlar. Bu aslında bir yerde doğru ama ben iyi ki 9 Eylül'den girmişim. Seramiği istiyordum çünkü tek tercihimdi güzel sanatlarda. Bir gerçekleşti. Evet. Peki seramik nasıl bir şey? Ne ifade ediyor sizde? Yani duygularınızda ne gibi değişiklikler yapıyor? Şart mı gerçekten de genlerle geçiren o yeteneğin olması şart mı? Şimdi genlerle geçen yetenek dediğimiz şey aslında bütün alanlar için söyleyebilirim bunu. Sadece seramik için de değil. Belki sizin yaptığınız işte %1'dir genlerin katkısı. Hı hı. Daha çoğu sizin çalışmanız, azmetmeniz, istemeniz, onun peşinde koşmanız, ona zaman ayırmanız gerekir. Yani hangi branşta olursanız olun. Bu işte doğal yeteneğim var benim, ben çalışmayı mı yaparım gibi bir şey söz konusu değil. Bakıyorsunuz dünyada belli bir yere gelmiş sanatçılar bile deli gibi çalışıyorlar aslında tabir yerindeyse. Gece gündüz demeden. Ama o çalışmayı da çok sevdiği için yapıyor. Tabii ki zaten. O çalışmayı hiç yapmayacak. Sanatla ilgili branşlar bence zaten kişinin içindeki o yaşama karşı aşklar, duruşu, o yaşam biçimi aslında. Yani onsuz düşünemez zaten. Değil yani mi? Ben yattığım zaman da uyumak için yatıyorum ama kafamda bir sürü şey dolaşıyor. Bazen yatağımın yanında çoğu zaman defterim, kalemim vardır. Kalkıp bir şeyleri not alabilmek için, bir şeyleri çizebilmek için. Yani mesai bitti, ben eve gittim, hayatımdan tamamen bunları çıkardım gibi bir şey söz konusu değil. Evet, evet. Şimdi mesela seramikte, geçmişte baktığımızda insanlara işte bu bölümle ilgili öğretmenler olsun, yani çok fazla revaçta çok önceden değildi. Şimdi baktığımızda, ben mesela işte turistik yerlere herhangi bir yere gittiğim zaman küçük küçük seramikten yapılmış işte kolyeler, değişik şeyler görüyorum. Fiyatlarını duyuyorum mesela. Oo diyorum o anda, tamam mı? Ama sonra düşünüyorum. Ya bunun pişmesi için buna verilen emek, bunun boyası, şuyu buyu. O diyorum kesinlikle bunu hak ediyor. Oraya bir ruh katmış yani. Hani kendi el yapımı olan bir şeye benim aslında saygı duymam lazım diyorum. Ama ilk zamanlardaki bakış açım çok farklıydı. Ya küçücük şey bu kadar para verilir mi deyip farklı düşünüyordum. Şimdi çok daha farklı düşünüyorum. Evet. El emeği olduğu için. Ve yavaş yavaş insanlar böyle bir organiğe, doğaya bir dönüş var açıkçası. Hı. Şimdi, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Aslında seramik fiyatları pahalı gibi gözüküyor ama bilmeyenler için söylemek istiyorum. Seramiğin üretim süreci çok uzun bir üretim süreci var. Yani doğadan kilin gelmesi, onun ayrışması, yoğrulması, şekillendirilmesi, sonrasında kurutulması, pişirilmesi, renklendirilmesi, tekrar pişirilmesi bunlar neredeyse... Ne yaparsanız yapın, küçük bir parça bile olsa bunun sonuca ulaşması 10-15 günlük bir süreçtir. Tabii burada sadece üretim sürecinin uzunluğu değildir. Aynı zamanda sürekli ilgi isteyen bir malzemedir. Hı hı. Yani çamuru yoğururken ta en baştan iyi yoğurmanız gerekir. Eğer çamurda yoğururken hata yaparsanız, bu hata sonrasında sizin işinizin fırında patlamasına bile sebep olabilir. Yani bu şey gibi, yani kek yaparken biraz malzemeleri farklı koyarsan, işte çok cıvık ya da çok farklı olursa daha yani, sonra piştikten sonra
Bunun gibi bir şey mi? Yani o yoğurma esnasındaki şey mi önemli? Yani aslında içine kattığınız malzemeden çok sizin onu yoğurma şekliniz bile eğer içerisinde küçücük bir boşluk bırakırsanız, gözünüzden kaçarsa o fırında işin patlamasına sebep oluyor. O zaman çok sabır yani gerektiren bir çok meslek sabır mi gerektiren bu? Bir iş. Her aşamasında çok üzerinde emek verilmesi ve kontrol edilmesi gereken bir malzeme. Yoğururken dikkat ettiniz, şekillendirirken yine dikkat etmeniz lazım. Çünkü sizi sonra sonuca ulaştıramaz yapacağınız bir hata. Sonra renklendirirken eğer seramik renklerini doğru kullanmayı beceremezseniz ya da onu doğru ısıda pişiremezseniz, doğru fırın diyagramını kullanmazsanız yine hiçbir şekilde sonuca ulaşamazsınız ve bütün emeğiniz boşa gider. Yani aslında bir seramik parçayı sanatsal olarak ya da endüstriyel olarak ya da hobi ürünü herhangi bir işi, bir stüdyo işini bile sonuca ulaştırabilmek için her aşamasında müthiş özen göstermek gerekir. Bu yüzden de biraz pahalı aslında. Aslında yani hiç bizim gördüğümüz kadar da kolay değilmiş. Değil. Ben evet. Şey düşünüyordum, al birazcık yoğur, at işte fırına, tamam olsun. Yok, hiç öyle bir iş değil. Sevgili bir yine seramik sanatçısıyla program yapmıştık, Fatma Hanım'la zannedersem. Evet. Eylem dedi sabahleyin işte açacak fırını, işte şekil verecek, neyle karşılaşacağı ona da sürpriz olacak. Sence nasıl olmuştur? Ben şey demiştim, bilmiyorum ki nasıl oldu acaba diye. Birlikte açmıştık, tam istediği gibiydi. O gün anladım aslında ya, onların akşam yatıyorsun, sabah onun pişmiş haliyle karşılaşacaksın ama nasıl bir şeyle karşılaşacaksın? Düşünsene ne kadar güzel bir duygu. Evet, ama tabii gece yatıp sabah fırını açmak diye bir şey pek çok mümkün gözüken bir şey değil. Genellikle fırın süreci 2 gün gibi bir şey sürer minimumda. O zaman daha önceden yaktı. Evet, daha ben önceden yanlış yakmıştır. Çünkü şey diye düşündüm herhalde. Bu kadar zamandır ne ortaya çıkacak diye. Şimdi yani 2 gün boyunca fırın yanıyor mu? Hayır, 2 gün boyunca fırın yanmıyor. Fırın normalde birinci pişirimde 900-950 derece santigrat'lara kadar çıkar. İkinci pişirimde 1040, artık sizin koyduğunuz malzeme neyse belki 1200-1280, pişirdiğiniz seramik çeşidine göre değişir. Ve bu belki 12 saatlik bir programdır ama bunun soğuma süresi çok önemlidir. Siz fırın tamam ben 1280 derecede programım bitti, fırın durdu. Artık soğumaya evet, geçti soğuma ama kısmına. O aşamada fırını açamıyorsunuz. Evet, ondan dolayı. Fırını açarsanız ürünleri kaybedersiniz ve sizin sabırla onun oda sıcaklığına düşmesini beklemeniz gerekir. Evet, evet. Tam oda dediğim sıcaklığına düşmesini beklerken ki o süreç ne kadar tecrübeli olsanız da içinden çıkacağı az çok tahmin etseniz de zaman zaman sürprizlere sebep olabiliyor. Çünkü ülkemizde ne yazık ki elektrik kesintileri çok yaşadığımız bir konu. Elektrik kesintilerinin haricinde bazen voltaj her zaman aynı miktarda gelmeyebiliyor. Değişebiliyor bu voltajın geliş miktarı ve bazen küçücük bir arıza oluyor. Ya da fırının içerisindeki sizin hiç beklemediğiniz bir malzemeden çıkan gaz diğer işin üzerine renk olarak, rengi değiştiren bir unsur olarak yansıyor. Ve siz bir şekilde fırını açarken her zaman %100 ben eminim içinden bu çıkacak diyemiyorsunuz. Çok farklı bir şey. Yani isterseniz 40 yıl bu işle uğraşın ki ben yaklaşık 93 yılından bellidir. Aslında seramiğin içindeyim ama üniversiteden mezun olduğumdan bu yana yaklaşık 25 yıla yakın bir zamandır. Sürekli yaptığım bir iş olmasına rağmen her fırında o heyecanı yaşıyorum. Evet 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum neyin ne çıkacağını. Ama bazen hiç beklemediğim fırında başka bir iş benim işimin üzerine dumanıyla etki edip rengini yeşile döndürebiliyor. Çok bir ilginç. Kısmının. Çok ilginç. Ama tabii ki herhalde şey konusunda da bayağı böyle bir o kadar derecede herhalde bu fırınları yaktığınızı göre elektrik faturaları da uçuyordur diye düşünüyorum. Evet. Aslında günümüzdeki fırın
tipleri eskiye nazaran daha ekonomikler. Ekonomikler. Ama eskileri herhalde biraz daha cebi evet. yakıyor mu? Peki eski insanlar nasıl yapmışlar? Yani o çok baktığımızda işte arkeologların çıkardığı şeyler var. Onlar da herhalde daha farklı şekillerde pişirmişler değil mi? Aslında çoğunlukla odun ateşiyle o ısılara ulaşıyorlardı. Ancak biliyorsunuz insan seramik çok basit bir şekilde tanımlayacak olursam pişmiş toprak demek. Ve bu pişmiş toprağın keşfedilip piştiği zaman sudan etkilenmez yeni bir yapıya dönüştüğünü insanların anlayıp onu gerek inanç sistemlerinin bir uzantısı olarak idoller yapmaları ya da günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılamak için kapkacak üretmeleri ateşin bulunup yaygınlıkla kullanılmaya başlamasıyla ancak mümkün olmuş. Yani ateş ehlileştikten sonra insan ateşi yakmayı ve söndürebilmeyi becerdikten sonra seramik üretimi başlıyor. İlk pişirimlerin açık alanda yapıldığını arkeologların tespitlerinden biliyoruz. Sonra insanlar ısının bir kısmının havaya gittiğini fark ettikleri için toprağın altına çukur kazıp çukurda pişirim yapıyorlar ki toprak çukurun içerisinde ısı çok dağılmasın. Sonra bu çukurda pişirimin sonrasında odacıklar yapalım, kalın duvarlar yapalım derken fırın teknolojisi de gelişiyor. Hı hı. Ve çok yüksek ısılara çıkabilen fırınlar üretebiliyorlar. Günümüzden yaklaşık 1500 yıl kadar önce Çin'de porselen üretilmeye başlandı seri bir şekilde ve bütün dünyaya satılmaya başlandı. Biliyorsunuz porselen de bir seramik çeşidi. Kesinlikle. Ama yüksek pişirim gerekiyor. Onlar için de öyle bir özel fırınlar yaptılar ki yamaçlara kurdukları bu fırınlar ısınan hava yükselir şeyiyle, prensibiyle ısının 1300'lere kadar çıkabildiği odun pişirimli fırınlar yaptılar. Çok güzel. Çinlilerden yani, her şey bekleniyor evet, zaten. Kıbrıs'ta da aslında Orta Çağ'da çok önemli bir seramik üreticisi ada. Toprağı nasıl peki şey seramik konusunda Kıbrıs'ın? Elverişli mi yani seramik? Kıbrıs'ın toprakları seramik için elverişli. Zaten bizim Mesarya'nın neredeyse çok büyük bir kısmı kil. Bentonit ve kil minerallerinin oluşturduğu topraklar. Ve zaten tarihe baktığımızda ilk buluntulardan günümüze kadar seramiğin kesintisiz bir şekilde yapıldığını da görebiliyoruz. Geçmişi bu kadar aslında parlak seramik konusunda. Evet. Ama baktığımız zaman günümüzde artık ailelere yani ne yapacaksın sanatı? İşte şunu oku deyip de birazcık böyle işte, şey yapanlar var. O zamanki ihtiyaçlar farklıydı, yaşam koşulları farklıydı. Günümüzde farklı ve tabii gelişen endüstri, alternatif yeni materyallerin çıkması, işte petrol ürünlerinin, cam sanayinin gelişmesi, seramiğin tabii ki talebini biraz düşürmüş, düşürmekte ama de. Ama böyle baktığımızda ben mesela işte bu porselen çaydanlıklar olsun, şeyler olsun böyle baktığımda aslında o kadar güzel, o kadar şirin ki. Böyle fasondansa yani bu fabrikasyondansa böyle hot couture taraftarıyım yani aslında el yapımı olan o doğal şeyler insana çok daha şirin geliyor. Küçücük küçücük şeyleri görüyorum bazen renkli seramikleri görüyorum böyle o kadar güzel bir görüntüleri var ki gözünü alamıyorsun. Koskocaman böyle bir dekorun içerisinde ufacık bir şey koyduğun zaman bile küçücük bir renk dokunuşu ne kadar güzellik yaratıyor. Yani bir mağazaya gidiyorsunuz sevgili izleyiciler. Bir mobilya mağazasına. Yani ben hatırlıyorum. Şöyle kandırılmıştım şu anlamda. Bir şeyi beğenmiştim mesela hani koltuk takımını. Bir sehpayı çok beğenmiştim. Ama onun üzerinde böyle çok tatlı şeyler vardı. Seramikten süs eşyaları vardı. Aslında ben farkında olmadan o seramiği beğenmişim. Eve geldiğinde o beğendiğim eksik cam sehpa kaldı. Böyle görüntüsü. Bu ne ya dedim aradım. Ben bunu beğenmemiştim galiba dedim. Eve gelince çok değişik. Orada çok değişik. Çünkü onun oradaki hani nasıl ki
kulağımıza işte şöyle bir takı takıyoruz, bir şey değiştiriyorsa aslında böyle bence seramik o renkleri çok güzel katıyor. Ya o duyguyu çok güzel insana veriyor. Şimdi evet ama şöyle bir parantez de açmak lazım. Seramik günümüzde çok fazla dekoratif eşya olarak da algılanabiliyor. Ben de öyle algılıyorum mesela. Aslında ne olabilir? Aslında seramiğin çok yönlü boyutları var. Seramik sadece dekoratif bir eşya için kullanılan bir malzeme değil. Aynı zamanda uzay teknolojisinde elzem olan bir Bak bunu malzeme. bilmiyordum. Yani seramiği aslında birazcık açmam gerekiyor Tamam, size. açalım. Arkeolojik seramiklerden bahsedebiliyoruz. Dekoratif seramiklerden bahsedebiliyoruz. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu teknolojik seramiklerden bahsedebiliyoruz. Yüksek teknoloji, uzay teknolojisi İşte ben bunu seramiklerinden bilmiyordum. Bunu bahsedebiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? Tıpta kullanılan seramik çeşitlerinden, Tıpta dişlerde değil mi? dişlerde, protezlerde, kemik üretiminde porselen kullanımıyla bahsedebiliyoruz. Bir de aslında benim esas uzmanlık alanım seramiğin malzemesinin sanatsal ifadede kullanılan bir araç olarak yani sanatsal ifadede kullanılan seramiği söylemeliyiz. Benim uzmanlık alanım aslında gerçek anlamda Sanatsal boyutu. sanatsal boyutu. Evet. Diğer boyutlarıyla çok içli dışlı değilim ama tabii ki arkeolojik seramiklerle bir müddet çalışmışlığım var. Dekoratif seramik üretmek zorunda olmuşluğum var. Tabii ki yaşamımı idame ettirmek için bu Hiç değil meslekte. mi? Ama gerçek anlamda uzmanlık alanım Sanatsal sanatsal boyutu. seramik. Sanatsal seramik de günümüzde sanatta sanatı bir insanların kendini ifade etmek için kullandıkları bir araç olarak tanımlarsak sanatta kullanılan birçok materyalden biri de seramik çamurudur. Alabildiği sonsuz biçim ve renkler dolayısıyla insanın hayal ettiği her şeyi üç boyutlu olarak üretebilme imkanı tanıyan bir malzeme olduğu için özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren dünyada pek çok sanatçı tarafından kullanılmaya başlanmış bir malzeme seramik. Dünya sanat ortamına da Picasso'nun ağırlıklı olarak seramik çalışması ve seramik sergileri açmasıyla sanat ortamının seramiği bir malzeme olarak kabul etmesi söz konusu. Daha öncelerinde sanat malzemesi olarak resim, heykel geçerken seramiğin de bunların arasına eklenmesi 20. yüzyılın ortalarında oluyor ve sonrasında da tabii ki bunun iyi ki de olmuş. Dünyada sanatsal seramik eğitimi sonrasında başlıyor. Ve ülkemizde de çok yeni ülkemizde aslında. De çok yeni. Kuzey Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs'ta Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi benim çalıştığım kurum 2017 yılında açıldıktan sonra açılmasaydı şöyle bir düşünüyorum da ne kadar büyük bir eksiklik olurdu evet. ülkemiz için değil evet. mi? Ne kadar önemli bir şey aslında. Evet. Çok iyi olmuş ve birçok öğrenci genelde işte eskiden Türkiye'ye gitmek zorunda kalıyordu, yurt dışına evet. gitmek zorunda kalıyordu. Artık gerekmiyor yani sonuçta burada da var değil mi sonuç itibariyle? Şimdi 2017 yılının öncesine kadar Kıbrıs'ta bir seramik eğitimi üniversite düzeyinde sanatsal eğitimi söz konusu değildi, yoktu adanın hiçbir yerinde. 2017'de ARUKAT kurulduktan sonra aslında yine seramik bölümü yoktu. Ancak sonradan üniversitemiz tabii büyüdükçe, geliştikçe sanat fakültesi bünyesinde seramik bölümü 2 yıl önce açıldı. Biz ilk öğrencilerimizi pandeminin olduğu yıl 2020 yılında aldık. İlk öğrencilerimiz seramik bölümünde bugün 3. sınıfta. Biraz şanssız oldular. Şanslı. Ama biz hep yüz yüze eğitim yaptık. Verdiniz. Online eğitime
ilk bahar döneminde daha zaten seramik bölümü açılmamıştı. Kapandığımız o ilk kapanma döneminden sonra çok önemli seramikte. Biz seyreltilmiş yüz yüze eğitim yaptık. Seyreltilmiş yüz yüze eğitimde de mesafeler ayarlandı. Evet, maske kullandık, mesafemizi ayarladık ve bu şekilde çalıştık. Şu anda ilk öğrencilerimiz 3. sınıf. Çok güzel. Şimdi aslında şey de çok önemli. Bazen ben şeye çok üzülüyorum. Üniversitelerde böyle sanatsal anlamda bir takım şeyler açılıyor. Yani üniversite şey böyle isimleri asla vermeden. Ama bazen bir bakıyorsunuz o bölümler kapatılıyor yavaş yavaş falan. Ben buna çok üzülüyorum. Yani açılıp daha sonra yani evet belki öğrenci sayısı az olabilir. İşte şey konusuna dile getireceğim. Çok büyük bir eksikti ülkemizde. Böyle bir üniversitenin açılması çok iyi oldu. Ailelerle, öğrencilerle bence devam etmesi lazım sürekli. Çünkü çok kapanan şey görüyorum bölümler mesela. İşte öğrenci sayısının azlığından dolayı. Keşke aslında bu olması. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Yani devam etse anda, aslında değil mi? Evet, hayır, burası kapanacak diye bir şey demiyorum. Yok. Genelde böyle oluyor. Aslında sayıları örnek verecek olursak 2017 yılında kurulan bir üniversite. İzinlerini alıp eğitim hayatına başlaması 2018 yılında ve ilk açılış yılında onlarla ifade edilebilirken öğrenci sayısı. Bugün Arkın Üniversitesi'nde Arukat'ta 800'den fazla öğrenci var ve giderek çok büyüyen bir üniversite. Ve yalnız Kıbrıs'tan değil bizim 50 küsur ülkeden öğrencimiz var. Yani öyle bir şey söz konusu değil, biz giderek büyüyen bir hayır şu mesela şekilde birkaç devam ediyoruz. Arkadaşım vardı benim müzik bölümünde okuyan, o zamanlar böyle işte konservatuvar tarzında, sonra bir baktım orası müzik öğretmenliği bölümü olmuş. Yani hani konservatuvar ne kadar güzel, yani orada çalan insanların daha sonra Türkiye'ye gidip yani enstrümanları çalan eğitimini gerçekleştiren öğrencilerin Türkiye'de çok iyi yerlerde olduğunu gördüm. Yurt dışında çok iyi yerlerde gördüm. Sonra çok üzüldüm. Dedim ki yani dedim neden bir iş bir anda bir müziğe, öğretmenliğe dönüş oldu? Yani sanat aslında olması şart aslında diye düşünüyorum. Sanat medeniyetin temeli. Eğer geçmişe bakacak olursak bütün medeniyetlerin bugün sadece sanatlarıyla anıldığını görebiliriz. Yani işte dünyanın yedi harikasından örnek verecek olursam sadece aklımızda kalan o medeniyetlerin geride bıraktıkları sanat eserleri. Evet. Mimari olarak, heykel olarak ya da diğer eserler olarak. Ve biz ne yazık ki devlet politikalarının çok etkisi var. Ülkemizde konservatuvarın öğretmenliğe dönüşmesinin temel sebebi aslında bizim ülkemizdeki gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra ne iş bulacağım diye öğretmenliğe yönelmeleri ve bir de özellikle işte düzenli maaşım olsun, düzenli sigortam olsun, düzenli bir hayatım olsun, devlete öğretmen gireyim, müzik öğretmeni olayım. Ama dönüştüğü için bölümde konservatuvardan müzik öğretmenliğine dönüşmüştür diye düşünüyorum. Ben mesela hani, bunu söylerken siz aklımdan şey geçti. Ortak ikimiz de tanıyoruz. Ablamın çocuğunu, o da seramik bölümünde dedik ya. Evet. Ben mesela kendisine şey dedim master yaptıktan sonra. Sadık neden dedim teyzeciğim dedim. Bence şey olsan, üniversitede kalsan da akademisyen olsan. Ablam da aynı şeyi söyledi. Ama beni şaşırdı, çok güzel. Ben atölyemi açacağım dedi. Ben böyle mutluyum. Yani herkes o zaman akademisyen olacak olursa sanatçılar ne yapacak? Yani onları onu gösterecek. Aslında biraz da dediğiniz doğru. Herkes içinden geleni yapacak olsa işte bence çok iyi paralar da kazanırlar. Yeter ki içinden geçeni yapsın. Şimdi her şey para değildir. Hayır, bunu düşünüyorlar içinde, ya para kazanıyor. Evet, aileler bunu daha çok düşünüyor. Evet, aileler bunu düşünüyor. Ülkemizin içinde bulunduğu yapı gereği sanat alıcısı bir kesim yok Kuzey Kıbrıs'ta. Sanat koleksiyonerliği diye bir şey yok. Ve aileler düşünüyor, bu çocuk mezun olacak, işte öğretmen olsun, akademisyen olsun ki düzenli bir hayatı olsun.
Ama aslında gözden kaçırdığımız bir şey, sanatçı ruhuna sahip bir insanın düzenli 8-5 mesai saatleri içerisinde çalışması ya da onu belirli kurallar içerisine sokması sanatın ruhuna aykırı. Ve sanatın gelişebilmesi için bizim aslında hem çocukların eğitiminden hem de yetişkinlerin eğitiminden bahsetmemiz lazım. İşte bu noktada aslında Arukat çok iyi bir şey yapıyor. Yetişkinlere de eğitim veriyor. Sanat bilinci yüksek bir toplum haline dönüşebilirsek biz ancak sanat yapan insanlar da ürettikleriyle var olabilecekler. Değil mi? Ve insanlar illa da öğretmen ya da memur ya da akademisyen olmak zorunda değiller. Çünkü bu zaten sanatın ruhunu öldüren bir şey. Yani olduğun yerde sayarsın aslında. Sanat bir şeye yeni şeyler katabilmek, etraflıca bakabilmek, yeni dinamikler ortaya koyabilmek ile alakalı. Mesela benim üniversitemde de moda tasarım bölümü vardı okuduğum yıllarda. Ben şey yapmıştım, iletişim fakültesinde olduğum halde seçmeli dersi bazı arkadaşlarım İtalyancayı seçmişlerdi. Kimisi Almancayı seçti. Ben de moda tasarımı seçeyim dedim. İki dönem o sınıftan ders aldım. Hayatımda göremediğim o kadar muhteşem şeyleri gördüm, öğrendim ki rüyalarımda sürekli değişik değişik tasarımlar görüyordum. Yani böyle deniz yıldızlarından yapılan kıyafetler, yosunlardan yapılan öyle güzel şovlar gerçekleştiriyorlardı ki yani böyle bahar şenliklerinde bakıyordun atın üzerinde moda tasarım öğrencilerinin yapmış oldukları kıyafetleri o öğrenciler giyiyorlardı atın üzerine binip böyle. Yani şey diyordum bu farklı bir şey. Barok dönemine ait kıyafetler yapıyorlardı. Orta çağ kıyafetleri işte milenyuma ait çok değişik değişik tasarımlar ortaya çıkarmışlardı. Mesela evet. Kapandığını duyunca çok üzülmüştüm. Yani bu insanlar ne kadar güzel tasarımlar, ne kadar güzel hayal dünyalarını genişletiyorlardı. İşte ve yok artık mesela. Yok artık. Bölüm. Bahsettiğiniz bölüm Türkiye'deydi. Yok burada, buradaki üniversitede. Buradaki Kıbrıs. Moda tasarım bölümün yani iki dönem mezunlar verildi. Daha sonra o bölüm kapatıldı. Mühendislik, mimarlık öyle o şekilde devam etti. Neden o bölümde aslında devam etmesi? Şimdi üzücü. Aslında sanat üniversitelerinin daha doğrusu sanat eğitiminin şöyle bir özelliği var. Normalde hukuka, öğretmenliklere yüzlerce öğrenci girerken sanat eğitimi almak için giden öğrenci sayısı onun çok çok altındadır. Ve genellikle üniversiteler, özel üniversiteler daha çok öğrenci çekebilecek bölümleri tercih ediyorlar. Bizim işte şöyle bir şansımız var ve yatırımcımıza bu konuda teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz büyük bir gider var. Müthiş bir gider var. Ama Erkin Bey şunu söylemişti. Ben İstemiyorum öğretmen yetiştirmek demişti röportajımda. Evet. Şey demişti bana, ne yapacağım ben öğretmen yetiştir? Ben sanatçı yetiştireceğim demişti. Hoşuma gitmişti. Yani bu güzel yani, bir şey. Ve bu yüzden herhangi bir ekonomik kaygıyla bu yatırımı yapmadığını da belirtip zaten sonrasında üniversiteyi vakıf üniversitesine çevirdiler. Ve şu anda üniversite tamamen kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesine dönüştü. Ve bu vakıf üniversitesi gerçekten amacı kar olmadığı için, amacı sanat eğitiminin ve sanatın toplum tarafından kavranması, anlaşılması, toplumun sanat algısının yükseltilmesi için gayret veren bir kurum haline dönüşme çabasıyla yol alıyor. Evet, evet. Yani o bakımdan bizim bölümlerimizin devam edeceğini düşünüyorum ve dünyadan da çok farklı yerlerden insanlar, öğrenciler geliyorlar. Yani Çin'den, Kazakistan'a, İngiltere'den, Kenya'ya, dünyanın farklı kıtalarından, farklı ülkelerden birçok insan, birçok aile çocuğunu buraya gönderiyor sanat eğitimi için.
Peki sizin yani alanınızla ilgili buradan ailelere mesela tavsiyelerde bulunacak olursak seramik bölümü için, yani kendi uzmanlık alanınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani hani aslında aklında olup da çelişki yaşayanlar, işte bir takım korkuları olup da aman işte gelecekte belli kaygıları yaşamayayım diyenler mesela ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Hani bence insan doğarken daha bir misyonla doğar diye düşünüyorum. Ama aile ve çok onu işte onu her insan kendi içinde ergenlik çağında yavaş yavaş hissetmeye başlar. Burada benim gençlere diyeceğim hayallerinin peşinden gitmeleri, ailelere de çocuklarının hayallerinin önüne geçmemeleri gerektiğini. Çünkü bir çocuk neyin peşinden gitmek istiyorsa aile ona destek vermeli. Eğer destek vermezse aile sanat eğitimi almak isteyen bir çocuğa, çocuk işte yavrum tıp oku, mühendis ol, avukat ol gibi yönlendirirsen çocuğu, günün sonunda çocuk o üniversiteleri okuyup bitiriyor, hatta yaşama meslek hayatına başlıyor. Sonra bir yerde ben burada mutsuzum deyip o kariyerini silip yeniden gelip sanat eğitimi almaya başlıyor. Evet, buna da yani, çok şahit oldum. Bu ne yazık ki çok var. Özellikle Kıbrıs ve Türkiye'de çok mesela var. Mesela ben Cem Yılmaz'a çok şaşırmıştım. Ya sen git dedim Boğaziçi Üniversitesi'ni kazan, öyle bir üniversiteye, herkesin hayalinde olan bir üniversiteye. Sonra git farklı bir mesleği seç yani, evet. Değil mi? İşte ailelerin orada çocuklarının hayallerinin peşinde koşmasına izin vermesi lazım. Onları desteklemesi lazım. Çünkü bu hayat o çocukların hayatı. Yani benim de kızım şu anda 15 yaşında ve yavaş yavaş ne eğitimi almak istediğine karar verdi. Ve biz ona ancak da yolunu açmak için ne yapabiliriz diye bir çaba içerisindeyiz. Hayır çocuğum sen sanat okuma, git mühendis ol, doktor ol, hem toplumda daha çok saygı görürsün, hem daha çok para kazanırsın demeyiz. Sanatçı bir ailenin çocuğu ama şanslılar. Evet. Belki sanatçı bir ailenin çocuğu olmasaydı belki ufak tefek de belki olsa farklı düşünebilirdi. Yani genelde ben mesela doktor ailelere baktığımda genelde çocuklarının sadece doktorluğun dışındaki meslekleri biraz böyle daha böyle şey baktıklarını görüyorum açıkçası. Yani kızınız bence şanslı. Evet. Derler ya doğru zaman, doğru mekan, doğru aile, doğru yer. O doğru bir şeyi seçmiş yani, evet. Açıkçası şanslı o konuda. Şu da var aslında, yani sosyal medyanın artık hayatımıza girmesiyle yakın bir zamanda sonuçta Facebook, Instagram bu tarzda adresleri olan insanların sosyal medyayı kullandıktan sonra da sanki biraz daha aileler şey olmaya başladı. Bilinçlenip tamam ya ben çocuğuma bu baskıyı yapmayayım diyenlere de şahit oldum açıkçası. Evet. Herhalde değişecek bazı şeyler. Sosyal medyanın birçok olumsuz etkisinin yanında iyi tarafları da var ve bu da o iyi taraflarından biri aslında. Çocuklarını zorlayanları da gördüm ben mesela. Zorla baleye götürüyor. Evet. Zorla işte piyano dersi aldırıyor. Ya bırak, ne istiyorsa onu yapsın mesela. Bu da var, hani kendi yapamadıklarını çocuğa yaptıran aileler de aslında bunlarla da karşılaşıyoruz. Maalesef. Peki yavaş yavaş veda edeceğiz. Birazcık da öğretmenlikle ilgili konuşalım. Olur. Ve veda edelim. Öğretmenler günü de yaklaşıyor. Eğitim her şeyin temeli zaten. Ben bazen işte Atatürk'ün hayatına baktığımız zaman eğitime ne kadar çok önem verdiğini görüyoruz. O savaşın içerisinde bile eğitim deyip son anda, son dakikaya kadar onun mücadelesini veren, o harfleri öğreten, hatta kendisine bir soru yöneltilmiş. En zevk aldığınız şey, sizi en çok gülümseten yakın arkadaşları bunu söylemiş. Eğitmek, öğretmek en çok onu gülümseten ve mutlu eden şey. Bir de bakıyorsunuz öyle bir deha ki o kadar çok kitap yazmış ki. Bir insan o kadar değerli kitapları yazabilmesi için çok fazla okuması lazım. Hı hı. Zaten çok fazla okursan o eğitim bilinci gelişir. Bu konuda neler söyleyeceksiniz eğitim konusunda? Eğitim konusunda öncelikle
Bugüne kadar bana eğitim veren öğretmenim olan tüm hocalarımın, öğretmenlerimin emeğiyle bir yere geldim, bu noktaya geldim. Hepsine teşekkür ederim. Bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Eğitim çok önemli. İdolün kimdi? Seni hayatta böyle bir şekillendiren öğretmenin. Aslında idolüm olan bir öğretmen olmadı hiçbir zaman. Ama hep birçok öğretmenimi, daha doğrusu neredeyse bütün öğretmenlerimi hep çok sevdim. Ve güzel. Neredeyse bütün derslerin hepsine aynı ilgiyi gösterdim. Ve bana ne veriliyorsa öğrenmeye çalıştım. Tabii bunun yanında eğitim hayatımda beni en çok etkileyen şeylerden biri aslında abimdi. Abim çok kitap okuyan bir insandı ve babam sağ olsun bize işte Türkiye'ye gittiğinde kitap getiriyordu. Burada rahmetlik annem de babam da sağ olsunlar onların destekleriyle biz sürekli yeni kitaplar satın alamasak bile kütüphaneye gidip kütüphaneden ödünç kitap almayı öğrendik küçük yaşlarımızdan itibaren ve okumadan eksik kalınacağını yani sadece okulda verilenle değil onun dışında da okuyarak eğitimin gelişmesi gerektiğini ve benim en önemli vurgulayacağım şey babasını kitap okurken ya da gazete okurken gören bir çocuğun ya da annesini o şekilde gören bir çocuğun aslında en büyük eğitimi odur. Yani biz ne yapıyorsak çocuklar da onu yapıyor. Öğretmenlerimiz de eğer iyi şeyler yaparlarsa öğretmenlerin yetiştirdiği çocuklar da o iyi şeyleri görürler ve görerek öğreniyoruz. Yani biz çöpü yere atan birini görürsek onu öğreniriz. Ve o yüzden bütün hepimizin aslında evimizde çocuklarımıza karşı bir eğitimciliğimiz söz konusu. Çünkü mesela örnek vereyim, çöpün kenarında kediler için işte kapların içerisine su koymuş komşular. Ama o kaplar mesela kırılmış, öyle çöpün kenarında kalmış. Mesela kedileri çok düşündü, çok güzel bir şey. Hayvanları düşündün, su içsinler. Ama o kırılmış artık. O zaman çevreyi de çok seveceksin mesela. Ben de peçeteyle o kabı aldım, çöpe attım. Kızım bana dedi ki anne dedi sen onu niye atıyorsun dedi çöpe. Onu sen koymadın ki oraya dedi. O atan kişilerin düşünmesi lazım dedi bana. Hayır dedim. Onlar düşünemiyorsa ben de bunu gördüğüm zaman rahatsızlık duyuyorsam sürekli çöpün kenarında. Hı hı. O zaman ben bunu atmak zorundayım. Neden atmak zorundayım? Buradaki çimenleri düşünmek zorundayım. Buradaki şeyleri düşünmek, görüntüyü düşünmek zorundayım. Elime yapışmadı diyorum mesela. Saniyelik oldu. Bak diyorum ada diyorum. Alıyorum peçeteyle. Onu çöpe atıyorsun mesela. Aslında işte onu söyledikten sonra bir baktım. Elinde küçücük bir şey vardı. Minicik bir sakız kağıdı vardı. Arabadan inerken dedim ada at şunu dedim. Bak burada örnek oldum. Ama anne dedi sen atmıyordun onu. Bir şey değil diyor. Arabamızda dursun dedi. Yani çok mutlu oldum bunu söylediği zaman. Yani aslında gibi, eğitim her yerde, her şekilde ve biz o bilinçle davranmalıyız. Yani her yetişkin aslında yaptığı her harekette çevresindeki kendinden küçük olanlara, küçük çocuklara bir şeyleri gösteriyor. Yaptığı şeyi o göstermiyor olsa bile küçükler görüyor. O yüzden bizim o bilinçle davranacağımız günler gelir inşallah yakın zamanda. İnşallah. Temennim o. Evet. Herkesin o bilinçle yere çöp atmadan işte yardıma ihtiyaç duyan bir canlıya yardım elini uzatmayı öğrenen merhamet duygusu duyan ya hayatı, çocukların. Ama işte bunu yaparken de çok tezatlık yapan insanlarla karşılaşıyoruz. Yani mesela işte bakıyorsun apartmanın merdivende kapısının önünü çok güzel siliyor. Oh diyorum mis gibi kokuyor diyorum mesela. Ama elindeki şeyi poşeti içinde çöpler var. Yukarıdan hop, bakıyorum çatıdan hop çöpe doğru uçan bir poşet. O ne ya diyorum. Ya evindeki şeyi aşağı indirip üşenip kapısının önünü tertemiz silip fakat yukarıdan aşağıya o çöpleri yani çöp yığını olmuş bakıyorsunuz. Yani diyorum ki şimdi
Bunu düşünüyor. Peki bunu niye acaba düşünemiyor diyorsun. İşte kafam karışıyor bu durumda. İnsanların bu şekilde davranmaları konusunda. Şey oluyorsun yani, mantığını el vermiyor. Eğer sen temizliği seviyorsan aslında doğayı da sevmek zorundasın. Değil mi mesela? Tabii ki. Yani tabii işte ki. İnsanı seviyorsan hayvanı da sevmek zorundasın. Hayvanı seviyorsan insanı da sevmek zorundasın. Çünkü canlıyı seviyorsan bütün canlıları sevmek zorundasın gibi düşünüyorum ben. Hani sevginin sadece tek bir kritere bağlamamamız gerek aslında. Evet, ve bunu zorundalık olarak değil de aslında çok büyük bir evrenin, milyonlarca galaksinin içinde minicik küçücük bir tane galaksicik Samanyolu'nun içindeki bir sürü güneş sisteminden bir tanesi bizim güneşimiz ve biz onun etrafındaki bir sürü gezegenden bir taneciyiz. Değil mi? Yani biz küçücük bir noktayız. Bizim aslında en temelde kavramamız gereken şey biz yalnız değiliz. Ve biz bu bütünün minicik bir nokta parçacığıyız. Ve bu bütünün bir sürü parçacığı var bizim dışımızda. Evet. Ve aslında o parçacıkların hepsi birbirinin bilincine varırsa ne zorundalık oluyor ne bir şey. İşte o bilince erişebilirsek domino taşları gibi gidiyor. Her şey kendiliğinden olacaktır. Evet. Yeter ki biz birazcık fark edelim. Biz sadece o kocaman düzenin, o kocaman zincirin minicik bir halkacığı ya da noktacığı. Değil mi? Yani onu fark ettiğimiz anda sokakta yaşayan hayvana da saygı gösteririz ve elimizden geleni yaparız. Çünkü birbirimiz için varız aslında. Birbirimiz olmazsak, yani o olmazsa ben de olmam, ben olmazsam o da olmaz. Bir bütünün parçasıyız çünkü biz. Hepimiz varsak bir şey vardır. Değil mi? Yani aslında bu bilinci verebilirsek çocuklarımıza. Sadece birimiz varsa değil. O zaman biz. O zaman o çöpler şeyden uçmaz. Pencereden aşağı basket atar gibi basket çöp kupasına. Denk de getiremiyor aşağılara denk. İşte bu bilince erersek ne çöpler öyle uçar ne trafikte problem çıkar. Yani bence o bilince erişebilmemiz lazım. Umarım o bilince erişeceğimiz günde yakın olur. Çemberde bile bunu anlatmak istiyorum. Tabii ki çember çok daralıyor. Gönüllü çemberin olduğu kısma geldiğinde hani şiralleci gibi hissediyorum kendimi. Kime yol vereceksin? Kim sana yol verecek falan gibisinden. Şimdi diyorum ki herkese artık çok yol verdim diyorum. Benim güzergahım artık vermeyeceğim diyorum. O anda bir tane hanımefendi karşıma çıkıyor. Elini böyle yapıyor. Rica etsem dediği anda ben hemen buyurun buyur diyorum. Şey diyor, ama anne diyor yer verdin diyor. Hani vermeyecektin? Ya diyorum bana rica ederim diyor. Demek nasıl ki acil bir iş var. Değil mi? Yani değil acil mi? Bir şey yani var. Hani, bu bilinç aslında yerleşmeli kesinlikle. Evet. İnsanlardaki yani o sevgi, empati kurma yeteneği. Evet. Hatırlar mısınız programa başlarken ne dediniz bana? Biz bu 40 dakikayı 50 dakika oldu. Bu kadar nasıl geçecek dediniz? Nasıl süreyi aştık mı? Tabii ki. Ne güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Ben çok de güzel davet ettiğiniz için. Fikirleriniz, düşünceleriniz, duygularınız çok güzel. Sağ olun. Tabii ki öğretmenler gününüzü de kutlayalım. Teşekkür ederim. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden de sevda eksik olmasın efendim. Hoşça kalın.